Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat merhabalar. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam ben bomba gibiyim. Gördüm, hissettim, fark ettim. Evet hocam neden? Böyle bir şey gibi oldu. Veni vidi vici. Geldim, gördüm, yendim gibi oldu. Ama güzel oldu. Murat Jules o Cezar. kısma girmeyeyim ben. Girmeyeyim hocam? O kısma girmeyelim çünkü konu çok uzayacak. Biz yeni bir konseptle arkadaşlarımızın karşısındayız. Biz bu konsepte odaklanalım beraber. Odaklanalım hocam. Konseptimiz ne bizim? Murat biz yeni bir konseptle LGS'de kesin çıkacak bir konu ile ilgili arkadaşlarımıza hem özet yapacağız hem konuyu tekrar hatırlatacağız. Üzerinden bir kere daha geçmiş olacağız. O zaman kesin LGS'de çıkar diyoruz hocam. Evet Murat kesinlikle LGS'de bu konudan bir soru var. Konu ne? Konumuz filmse olacak Murat. Çok güzel hocam. Harika. Evet. Harika. O zaman ne yapalım Murat? O zaman durun hocam ben bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Söyle Murat. Hocam bu video üç ayakta olacak. Evet. İlk başta hocam bizim klasik ders anlattığımız Lightboard'da evet. anlatmaya başlayacağız. Ondan sonra hocam çok acayip bir şekilde bir anda biz klasik beyaz tahtaya dönüş yapıyoruz. Sonrasında? Sonrasında hocam tablete geçeceğiz. Evet. Üçünü bir arada kullanarak arkadaşlarımızın karşısına çıkıyoruz o zaman öyle mi Murat? Evet hocam ben arkadaşlar şunu sormak istiyorum. En çok hangi bölüm beğendiler? Lightboard mu? Tahta mı? tablet mi bunu hocam yorumları belirsinler Hatta Bununla ilgili hocam bir anket açacağım ben anketten de görüşlerini belirsinler tamam Murat arkadaşlar muhakkak bu konuda bize destek olacaktır bu konuda bize fikirlerini beyan edeceklerdir diye umuyorum o zaman başlayalım. Başlayalım Murat. Evet arkadaşlar, ilk konumuz fiilimsi. Fiilimsi konusu ile başlıyoruz. Bu konu LGS'de kesin çıkar dediğimiz başlıklardan birincisi fiilimsi. Fiilimsi herhangi bir fiil olacak. Herhangi bir fiile Fiilimse eklerinden bir tanesi geldiğinde o sözcük artık fiil olmaktan çıkıyor. Yepyeni bir sözcük olarak karşımıza geliyor. İşte yeni oluşan sözcük fiilimsidir. Üç başlıkta inceleyeceğiz arkadaşlar. Birinci başlığımız isim fiil. Diğer adıyla adı eylem. Arkadaşlar mantık şu. Fiil var ek geliyor. Hepsinde aynı şeyi söyleyeceğim. Fiil var ek geliyor. Evet ne oluyor? Herhangi bir fiile ma, me, ış, ış iş, uş, üş, mak, mek. Bu eklerden biri geldiğinde o sözcük artık fiil olmaktan çıktı. O sözcük artık bir isim fiildir. Biz kısaca buna ne diyoruz arkadaşlar? Maış mak ekleri diyoruz. İşte maış mak ekleri fiile geldiğinde bu sözcük artık bir isim fiildir. İlk örneğimize başlayalım incelemeye. İsim fiili örnek üzerinde görelim arkadaşlar. İlk örneğimiz şu şekilde. Buralardan ayrılmak zor olsa gerek. Arkadaşlar burada ayrıl fiilini görüyoruz öyle değil mi? Ayrıl fiiline ma ış mak eklerinden bir tanesi geldi mi? Geldi. Cümle içerisinde gördüm mü ben bu kelimeyi? Ayrılmak sözcüğünü gördüm değil mi? Cümlenin neresinde olursa olsun arkadaşlar bu sözcük bir isim fiildir. Direkt altını çizip isim fiil yazabilirsiniz. Şiir okuyuşumu herkes beğenir örneğine baktığım zaman okumak fiiline y kaynaştırma harfinden sonra ış iş uş üş eklerinden bir tanesi gelmiş mi? Gelmiş. Artık isim fiil oluştu. Bu sözcük cümlenin içerisinde nerede olursa olsun bir isim fiildir. Tatil yapma konusunda başarısızım. Yap fiiline ma ışmak eklerinden bir tanesi geldi mi? Geldi. Ne oldu arkadaşlar? Isim fiil oluştu. Bu sözcük bir isim fiildir artık. Şimdi önemli ayrıntılar var. Buralara odaklandığımız zaman bütün hataların önüne geçmiş olacağız arkadaşlar. Nedir onlar? Dikkatle buraya odaklanıyoruz. Arkadaşlar isim fiiller olumsuzluk eki olan mame eki ile karıştırılmamalıdır. Burası çok önemli. Nasıl anlayacağız hocam? Cümlede açık açık söyler zaten olmaması gerektiğini tersini kastettiğini biz zaten cümle içerisinde anlıyoruz. Örnek üzerinde görelim. Ev alma. Bakın arkadaşlar ev alma, komşu al. Atasözüne baktığımda yapma. Tam tersini kastedecek şekilde bir anlam kazandırmış mı? Kazandırmış. O zaman bu sözcüğün fiilimsiyle hiçbir bağlantısı yok. Bu sözcük normal çekimli fiildir arkadaşlar. Ev almayı düşünüyor musun? Örneğine baktığın zaman. Ma ikini gördük mü? Gördük. Olumsuzluk anlamı var mı? Yok. O zaman bu sözcük bir isim fiildir arkadaşlar. Birinci notum, birinci uyarımı aktardım aktardım. Geldim ikincisine. Diyor ki arkadaşlar uyarımıza dikkat edelim. Bakın not olarak ikinci olarak ekledik. İsim fiiller. Kendilerine bağlı sözcüklerle isim fiil grubu oluştururlar. Hocam isim fiil grubu ne demek? Ben bunu birkaç yerde soruda da gördüm. Neyi kastediyor? Cevabını veriyorum arkadaşlar. Kiralık ev bulmak bu aylarda biraz zor olur. Şimdi bakıyorum burada bir isim fiil grubu var. Ne demek bu isim fiil grubu? Arkadaşlar işin özet kısmını size aktarıyorum. Zor olur yüklemine soru soruyorsunuz. Diyorsunuz ki neyi zor olur? Kiralık ev bulmak. Bakın bir grup şeklinde cevap geliyor. Tek kelime gelmiyor size cevap. Birden fazla kelime cevap olarak karşınıza çıkıyor. Zor olan şey ne? Kiralık ev bulmak. Heh işte burası bir fiilimsi grubudur. Yani kiralık ev bulmak ifadesi bizim için nedir arkadaşlar? Bir isim fiil grubudur. Başka bir örnek üzerinde daha görelim. Çocuklarla eğlenmek bütün yorgunluğumuzu aldığı bütün yorgunluğumuzu alan şey ne? Çocuklarla eğlenmek. Bu sorunun cevabı tek kelime değil birden fazla kelime. Yani isim fiil grubunu veriyor bize. Arkadaşlar bakın ne dedik? Burası önemli diyoruz. Bakın dikkat ediniz. Neymiş o önemli olan şey aktarıyorum sizlere. İsim fiil eki alan bazı sözcükler kalıplaşarak bir varlığın ya da bir kavramın adı haline gelebilirler. E ne olur böyle olursa? Böyle olursa isim fiil olmaktan çıkar bir isim olur arkadaşlar. Bakın isim fiili olmaktan çıktı ve bir isim oldu. Yani fiilimsiyle bütün bağlarını koparttı. Ortada bir fiilimsi falan kalmadı anlamına geliyor. Örnek üzerinde görelim. Annem zeytinyağlı dolma yapacak örneğine baktığımız zaman arkadaşlar burada bir dolma sözcüğünü görüyoruz öyle değil mi? Buradaki dolma sözcüğü bir varlığın adı olmuş mu? Bir yemeğin adı olmuş mu? Olmuş. O zaman bu sözcük artık fiilimsi olma özelliğini yitirmiştir. Hemen fiilimsi olduğuna dair örneği de görelim. Havuzun dolma süresi 8 saattir. Herhangi bir varlığı ya da bir kavramın adı değil. Dolma yani dolma eyleminden bahsediyor. Dolma işinden bahsediyor. E o zaman burada bir isim fiil vardır. Burada kalıcı at yoktur. Bu sözcük bir isim fiildir arkadaşlar. Evet isim fiil kısmını aktardım. Murat sen de beni dikkatle dinledin. Anlamadığın bir yer kaldı mı? Yok hocam anladım. E o zaman ne yapıyoruz? İsim fiil başlığını tamamladık, diğer başlığımıza devam ediyoruz. Aa hocam. Merhabalar Murat. Merhaba hocam. <laughs> hocam oradan buraya. Evet Murat bu sefer arkadaşların karşısına farklı bir konseptle çıktık öyle değil mi? Evet hocam. Evet beni daha net görüyor değil mi Murat arkadaşlar şu anda? Hocam şu an arkadaşlar sizi çok net görüyor. Evet başlıyoruz Murat. İkinci başlığımızla devam ediyoruz. İkinci başlığımız ne olacak arkadaşlar? Sıfat fiil mi hocam? Sıfat fiil olacak arkadaşlar. İsim fiili aktardık. Şimdiki başlığımız sıfat fiil. Sevgili arkadaşlar sıfat fiil nasıl oluşuyor? Az önce söyledim isim fiilin aynısı. Ne yapacağız? Herhangi bir fiilimiz olacak. Bu fiile isim fiil eklerinden bir tanesi gelecek. Ortada artık fiil diye bir şey kalmayacak. Yepyeni bir sözcük. O sözcük de fiilimsi olacak. Hocam hangi ekler gelmesi gerekiyor? Hemen yazıyorum Murat. Meşhur eklerimiz var. Neydi onlar? An ası hocam. Mezar. Mezar. Dik. Dik. Ecek. Ecek. Miş hocam. Harikasın Murat. Harikasın. Harikasın. Yıllardır beni dinledin. Artık sen bu ekleri ezberledin. Gerçekten ezberledin. Evet hocam. Şimdi değerli arkadaşlarım herhangi bir fiilime Anası mezar dikecekmiş. Bu eklerden birini getirdiğimizde yeni sözcüğümüz yani fiilimsimiz, sıfat fiilimiz oluştu demektir. Hemen örnekler üzerinde görelim mi Murat? Görelim. Murat hocam. şimdi bir tane kelimem var. Çalışmak sözcü. Bunun fiil olduğundan şüphen var mı? Yok hocam. Yok. Kesinlikle bir fiil mi? Kesinlikle. Anası mezar dikecekmiş eklerinden bir tanesini getiriyorum. Çalışan şeklinde bir kelime oluştu artık öyle değil mi? Evet. Fiilimsi oluştu demektir Murat. Artık elimize bir fiilimsi var. Bu kelimeyi cümlenin içerisine yerleştir. Ne şekilde karşına çıkarsa çıksın ek alsın almasın önemli değil. Artık bu sözcük bir sıfat fiildir arkadaşlar. Diğer örnekleri görelim. Gezilesi hocam. Gezilesi bir yer değilmiş Murat. Orası gittin ama hiç de gezilesi bir yer değilmiş. Beğenmedim. Baktık şimdi Murat gezilmek diye bir fiilimiz var mı elimizde? var. Pekala Anas'ı mezar dikecekmişten bir tanesi de geldi mi? Geldi. Evet. Artık elimizde bir nur topu gibi ne var? Sıfat, Sıfat fiil evet, var. Evet, birkaç tane daha örnek vereyim mi Murat? Verelim hocam çıkmaz sokak. Evet Murat sokak diye bir isim var öyle değil mi? Evet. Pekala burada da çık fiili ve anası mezar dikecekmişten maz ekini aldığında gördün mü? Gördün. Sıfat fiili oluştu. Şimdi ben bunu niye yazdım? Arkadaşlar merak ediyorlar. Hocam neden yazdınız onu? Değerli arkadaşlarım sıfat fiilin oluştuğunu anlayabilmeniz için sıfat fiil olan sözcükten sonra bir isim gelecek ve onun özelliği olacak. Sokak nasıl bir sokakmış bu sokak Murat? Çıkmaz Mas Sokak, ha demek ki o zaman fiilimsi yani sıfat fiil oluştu demektir. Diğerlerine de örnek verecek olursak, koşar. Ne hocam? Tanıdık İnsan ben de hocam hecelemeyi öğreniyorum. Evet Murat böylece. harikasın. Evet hocam. Koşar adım. Adım isim mi? İsim. i̇sim. Koşmak fiil mi? Fiil. fiil. Peki hala koşmak fiiline anası mezar dikecekmişten herhangi bir tanesi geldi mi? Geldi. geldi. Fiilimsi oluştu. İnsanlar isim mi? İsim. i̇sim. Gördüğümüz gibi burada bir tanıdık sözcüğü var elimizde. Tanı diye bir fiil var mı elimizde? Var. Anası mezar dikecekmişten bir tanesi geldi mi? Geldi. Ve insanlar sözcüğünün de sıfat oldu mu? oldu. O zaman sıfat fiil oluştu. Evet Murat, buraya kadar anlamadığım bir şey var mı? Yok hocam. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Sıfat fiilin çok önemli özellikleri var. Onlara geçiyoruz. Evet Murat, birinci özelliği aktarıyorum arkadaşlara. Sen de beni dikkatle dinliyorsun, arkadaşlarım da dikkatle dinliyor. Şimdi Murat, sıfat fiil dedik değil mi? Sıfat değil mi? fiil. Sıfat fiiller cümle içerisinde benim karşıma iki farklı şekilde çıkacaklar. Birincisi sıfat tamlaması. Yazıyorum buraya. Yazdık. İkincisi adlaşmış sıfat. Hemen aktarıyorum Murat. Şimdi sıfat tamlaması ne demek? Adlaşmış sıfat ne demek? Arkadaşlarım buraya dikkat etsinler. Bu konuyla ilgili muhakkak testlerde, sınavlarda soruyla karşılaşacaklar. Ben de onu aktarıyorum. Murat sıfat tamlaması demek şu demek. Az önce söyledim. Koşar adım örneğine bakalım Murat. Murat adım isim mi? İsim. i̇sim. Pekala nasıl bir adım bu? Koşar, koşar adım. Bu bunun sıfatı oldu mu? Oldu. oldu. Sıfat artı isim bir araya geldi mi? Geldi. geldi. Sıfat artı isim bir araya gelmiş olması demek sıfat tamlaması demek. Diğer bütün örnekler için de aynı şeyi düşünebiliriz. Örnek diyoruz neydi? Çıkmaz sokak. Pekala sokak isim. Anlaşıldı. Nasıl bir sokak bu sokak? Çıkmaz sokak. Sıfat artı isim şeklinde karşıma çıktı mı? Çıktı. O zaman bu bir sıfat tamlamasıdır. Adlaşmış sıfat ne oluyor? Arkadaşlar onu aktarıyorum. Murat adlaşmış sıfat da şu şekilde. Koşar adım, çıkmaz sokak, tanıdık insanlar örneğine baktığım zaman. Tanıdık insanlar dedim. Aynen yazıyorum. Tanıdık insanlar. Ama günlük hayatta biz bazen şunu yaparız değil mi Murat? İnsanlar isim, tanıdık insanlar sıfat. Şu sonrasındaki kelimeyi atarız. Tanıdık insanlar demeyiz de tanıdıklar gelmiş deriz. Öyle demez miyiz Murat? Öyle değil Yani ben. ikinci kelimeyi kullanmayız. İkinci kelimeyi kullanmadığımızda yani sıfat olan kelimeyi tek başına bıraktığımızda adlaşmış sıfat olur arkadaşlar. Mesela tanıdıklar gelmiş dediğimde bir de ek getirdiğimde de olur. Getirmesem de olur. Ek getirdiğimde kesin olarak bu sözcüğün bir ismin yerini tuttuğunu görüyorum. Önündeki insanlar sözcüğünün anlamının bunun içinde olduğunu görüyorum. İşte ne yaptım? Adlaşmış sıfat yaptım. Evet başka bir örnekte görelim Murat. Görelim hocam. Başka bir örnek üzerinde daha görüyoruz Murat. Yapacak işlerim var örneğine baktığım zaman. İşler isim. Nasıl işler? Yapacak işler. Pekala işlerim sözcüğünü attım. Yapacaklarım var dediğim zaman. İşler sözcüğünün anlamı da onun içinde var mı? Var. Yani önündeki ismi kullanmamak, adlaşmış sıfat yapmak demektir. Buraya kadar anlamadığım bir şey var mı Murat? Yok hocam. O zaman sen bu kısmı da anladıysan ikinci başlığa geçiyorum. Arkadaşlar, sıfat fiil ile ilgili ikinci başlığıma geçtim. Sıfat fiilin ikinci başlığı ne diyorum arkadaşlar? Bu ne demek? İkinci özellik diyorum arkadaşlar. Sıfat fiilin ikinci özelliği ikinci dikkat etmem gereken yer. Nedir bu? Az önce söylemiştim Murat hatırlayacaksın. Sıfat fiiller ne olabilirler? Kalıcı at olabilirler. Hocam bir dönerci açacağım. İsmi ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak? Dönerse senindir. <laughs> evet mantıklı geldi. Şu an çok hoşuma gitti Murat. Dönerse senindir güzel bir başlık. Evet arkadaşlar kalıcı at olur dedim. Kalıcı at olması demek fiilim özelliğini yitirmesi demek. Arkadaşlar dolmuş sözcüğüne baktığın zaman Murat hani sarı minibüsler var değil mi? Ona binip geliyorsun buralara kadar benim yanıma. Işte evet i̇şte hocam. bindiğin şeyin var, ne var? Murat? Mavisi var. dolmuş evet, hocam. Dolmuş. Evet artık fiilim olmaktan çıkıp bir varlığına dolmuş mu? O olmuş öyle değil mi? Niye düşündün Murat? Şüphelendin mi? Olmamış gibi mi geldi sana? Hocam arkadan uzatmayan var mı diye düşündüm. Tamam. Bir tamam. Evet o zaman bu sözcük artık bir isim olmuştur film olma özelliğini yitirmiştir. Döner az önce çok güzeldi. Neydi Murat? Evet hocam dönerse senin. Dönerse senindir. Bu senin evet. açacağın dükkanın adı değil evet mi? Evet hocam tamam. herkesi bekliyorum. İşte İlk bu dönerler bedava. Yemeğin adı oldu mu Murat? Oldu, oldu. hocam. E o zaman bu sözcük artık film olmaktan çıktı. Kalıcı at oldu. Ünlü yazarımız bu konuyla ilgili birkaç kitap yazmış dediğimde yazar sözcü bir varlığı bir kavramı karşılayacak şekilde kullanıldı mı? Kullanıldı. kullanıldı. Ne oldu Murat? Kalıcı at oldu. Evet. Milliyetin bakanı bir açıklama yapacak dediğim zaman buradaki bakan sözcüğü de aynı şekilde bir varlık ya da kavramı karşılayacak şekilde bir ad oldu mu? Oldu. Oldum. O zaman bu sözcük de kalıcı addır. Aynı şekilde çizer ya da çıkar sözcüğü. Arkadaşlarıma çok önemli birkaç örnek daha yazacağım Murat. Bunlar çok önemli. Hocam içecek dediniz dönerin yanında ayran bedava. Murat önce seni doyuralım sonra Engin. derse başlayalım. Evet, Bence hocam. mantıklı olan bu olacak. Burada bu örneklere dikkat etmemiz gerekiyor. Geçmiş, gelecek, yiyecek, içecek, yiyecek, yakacak sözcükleri. Değerli arkadaşlar bakın çok önemli bir tüyo vereceğim size. Geçmiş yıllar dediğimde, geçmiş yıllar dediğimde hangi yıllar? Geçmiş yıllar. Burada fiilimsi oluyor. Ancak önünde hiçbir isim kullanmadığımızda insan geçmişini unutmamalı dediğimde kalıcı at olur. Evet. Ya da e, gelecek sizindir gençler. Yiyecekleri dolaba koymalısın. İçecek e, getirsen de dönerin yanında yesek dediğimde işte giyeceklerini ortalıkta bırakma. E, belediye ya yakacak yardımı yapıyor. Örneklerine baktığımda bu sözcüklerin hepsi kalıcı at olmuştur ve fiilimselde tümüyle gitmiştir. Evet Murat. Sıfat fiille ile ilgili aktarılması gereken şeyleri aktardım. Bu konuyla ilgili bana sormak istediğin bir şey var mı? Yok hocam. O zaman sen bu konuyu anladın öyle değil mi? Hocam anladım. Evet Murat teşekkür ediyorum beni dikkatle dinlediğin için. Ne demek Ne hocam? yaptık o zaman Murat? Sıfat fiil başlığını tamamladık. Zarfi ile devam ediyoruz. Evet hocam geldik videomuzun son aşamasına. Evet Murat videomuzun son başlığı olan zarfi fiili anlatıyorum. Ama nerede anlatıyorum Murat bu sefer? Tablette hocam. Tablet üzerinden anlatıyorum arkadaşlarımıza. Bu konsept biraz farklı ve çok değişik oldu öyle değil mi Murat? Evet hocam. Senin tavsiyen, senin ısrarın üzerine yaptık böyle bir şeyi. Evet. Ama arkadaşlar da bize yorum yaparak hangisinin daha güzel olduğunu söyleyecekler. Biz de ona göre daha yoğun bir çalışmayı arkadaşların beğendiği alan üzerinde yoğunlaştıracağız. Öyle değil mi? Kesinlikle hocam. Tamam. O zaman Murat ne yapıyoruz? Ben hemen konu anlatmaya başlıyorum. Yeni başlığımız fiilimsisi konusunun 3. başlığı zarf fiil konusunu anlatıyorum. Başlayalım hocam. Başlayalım Murat. Evet arkadaşlar. Murat sana da söylüyorum arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Zarf fiilin oluşması için herhangi bir fiile ee, e, ip arak dıkça madan eli cesine ınca dığında dığından meksizin armes esiye ken eklerinden biri getirilecek ve zarf fiil oluşacak. Hemen örnekler üzerine görelim arkadaşlar. Oluşmuş halini bir görelim. Örnekler üzerinde görüyoruz. İlk örneğimize baktığımızda her problemi konuşarak çözebiliriz örneğini görüyoruz. Arkadaşlar bu örnek içerisinde konuşmak diye bir fiil var. Gördük mü? Gördük. Konuşmak fiiline arak ekinin geldiğini görüyorum. Bu arak ekinin gelmiş olması bu sözcüğü zarf ile çevirmiştir. Bu sözcük artık fiil değil fiilimsedir arkadaşlar. Hemen diğer örneklerimize de bakalım. Kitap okurken başka bir şey düşünemem örneğine baktığımızda okumak fiilini görüyoruz. Okumak fiili ken eki almıştır. Ken ekini alması onu zarf ile çevirmiştir. Akşama kadar seni arayıp durduk örneğine baktığımızda aramak fiili ıp eki almıştır. Bu ıp ekiyi bu sözcüğü zarf ile çevirmiştir. Fotoğrafına baktıkça içimi hüzün kaplıyor örneğine baktığımızda bakmak fiilini görüyoruz. Bakmak fiili dıkça dikçe ekini aldığı için bu sözcük zarfı ile dönmüştür. Eve gelir gelmez buzdolabını açtı örneğine baktığımızda gelmek fiilini irmez şeklinde ekler aldığını görüyorum. Bu ekler bu sözcü zarf ile çevirmiştir. Size sürpriz yapıldığında neler hissedersiniz? Örneğine baktığımızda da yapılmak fiiline dığında ekinin geldiğini görüyoruz. Dığında eki bu sözcü zarf ile çevirmiştir. Diğer örneğimiz tatilde doyasıya gezmek istiyorum örneğine baktığımızda doymak fiilini doymak fiilinin de esiye asiye şeklinde zarf eklerinden birini aldığını görüyoruz. Bu sözcük artık zarf ile olmuştur arkadaşlar. Hatay'a gelince sizinle görüşmek isterim örneğine baktığımızda gelmek fiilinin ınca ince eklerinden birini aldığını görüyoruz. Zarf fiili olmuştur. Çalışmadan başarıyı elde edebileceğini sanma örneğine baktığımızda çalışmak fiilinin madan eki aldığını görüyoruz. Bu madan eki zarf fiili olmuştur. Aramızdan ayrılalı tam 5 yıl olmuş örneğinde ayrılmak fiilinin eli alı eklerinden birini aldığını görüyoruz. Zarf fiili oluşmuştur. Ufaklık söylene söylene merdivenleri çıktı. Bu cümlede söylenmek fiilinin ee aa biçiminde fiile geldiğini ve o sözcüğü zarf ile çevirdiğini görüyoruz. Yazar olayları yaşanmışçasına ustalıkla anlatıyor örneğine baktığımızda yaşamak fiilinin casına cesine eklerini aldığını görüyorum. Arkadaşlar burada dikkat etmenizi istediğim bir şey daha var. Casına cesine ekinden önce kip eki geliyor. Mışmış mış, kip ekinin burada var olduğunu görüyorum. Ha, demek ki bu sözcük Kip eki aldıktan sonra zarf fiil ekini almış. Ha, o zaman zarf fiili olmasını engelleyecek hiçbir şey yok. Bu sözcük yine de bir zarf fiildir. Bir hafta süreyle durmaksızın gezdi. Cümlesine baktığımızda durmak fiilinin maksızın ekini alarak zarf fiile döndüğünü görüyoruz ve son örneğimize baktığımızda geç uyandığımda ilk dersi kaçırdım cümlesinde uyanmak fiilinin dığında dığımdan şeklinde zarf fiileklerinden birini aldığını görüyoruz. Bu sözcükler artık zarf fiildir arkadaşlar. Evet örnekleri inceledim. Şimdi ne yapıyorum? Uyarılarım var. Dikkat edilmesi gereken yerler var. Onları aktarıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Zarfi ile ilgili iki tane önemli uyarım var. Bu uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu uyarıları dikkate aldığımızda zarfi ile ilgili hata yapmayacağız. Hemen aktarıyorum sizlere. İlk notumuz şu. fiiller cümleye zaman ya da durum anlamı katar. Zaman bildiren fiiller cümleye sorulan ne zaman sorusuna? Durum bildiren fiiller cümleye sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verir? Hemen örnekler üzerinde görüyoruz. Bağ yolunda bata çıka ilerledik cümlesine baktığımızda bata çıka sözcüğünün zarf fiili olduğunu görüyoruz. Şimdi sorumu soruyorum. Ne zaman mı ilerledik diyeceğim. Nasıl mı ilerledik diyeceğim. Hangi soruya cevap veriyor arkadaşlar? Nasıl sorusuna cevap veriyor? Heh, o zaman bu bata çıka zarf fiili bu cümleye ne anlamı katmıştır? Durum anlamı katmıştır arkadaşlar. Hava kararmadan... İşlerimizi bitirelim cümlesine baktığımızda kararmadan sözcüğünün zarf fiil olduğunu görüyorum. Pekala sorumu soruyorum. Nasıl işlerimizi bitirelim ya da ne zaman işlerimizi bitirelim? Bu cümlede ne zaman sorusuna cevap veriyor. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için bu cümlede zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır diyoruz arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? İkinci notum var. Dikkat edilmesi gereken önemli bir yer daha var. Ona odaklanıyoruz arkadaşlar zarf fiiller kendilerine bağlı sözcüklerle zarf fiil grubu oluşturur. Bakalım nasıl oluyormuş. Hızlı hızlı yürüyerek otobüse yetişebiliriz. Şimdi söylüyorum. Şu soruyu soracağım. Otobüse yetişebiliriz. Biz otobüse nasıl yetişebiliriz? Hızlı hızlı yürüyerek cevabını alıyorum. Yani birden fazla kelime bana cevap veriyor. Tek bir tane kelime değil. O zaman ne yapıyoruz? Bu sözcükler bir zarf fiil grubudur arkadaşlar testlerde ve sınavlarda karşınıza çıktığında hemen zarf fiil grubu şeklinde bir soru ile karşılaştığınızda bilin ki size bu soruluyor. Diğer örneğimize bakalım. Pazardan taze sebzeler alıp yemek pişireceğim örneğine baktığımızda alıp sözcüğünün zarf fiil olduğunu görüyorum. Tamam şimdi bir zarf fiil grubu var mı yok mu onu tespit edeceğim. Ne yapıyorum? Yükleme soruyorum. Y yemek pişireceğim. Nasıl pişireceğim? Pazardan taze sebzeler alıp pişireceğim. Yani sorumuza cevap birden fazla kelime olarak geliyor. O zaman soruya cevap veren kelimelerin tamamı zarf-fiil grubudur arkadaşlar. Evet Murat, zarf-fiille ilgili ayrıntıları arkadaşlarımıza da aktardım, sana da aktardım. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Yok hocam. Ve o zaman anladığın anlamına geliyor. Doğru mudur Murat? Evet hocam. Murat, beni dikkatle dinlediğin için teşekkür ediyorum. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Soru çözerek Konuyu anlamış mıyız, anlamamış mıyız? Öğrenelim mi? Öğrenelim. O zaman sorumuz gelsin. Evet Murat, sorumuz geldi. Güzel bir soru. Bu soruyu çözdüğümüz zaman demek ki bu konuyu anladık anlamına geliyor. Şimdi sorumuz aynen şöyle. Bu soğuk kış gecelerinde en sevdiğim şeydi sobanın yanında kıvrılıp çayımı yudumlamak. Bu cümlede Aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yer verilmeyeni arıyoruz. E o zaman ne yapacağız? Hangileri var? Onları bulacağız. E olmayanı da doğal olarak bulmuş olacağız. Hemen bakalım. Bu soğuk kış gecelerinde bu sözcüğü fiilimsi olamaz. Soğuk sözcüğünden fiilimsi olmaz. Kış gecelerinde hayır. Çünkü fiil olacak ki fiilimsi olsun. Herhangi bir fiil olmadığı için hepsini eledim. En sözcüğünü eliyorum. Şimdi geldik sevdiğim diye bir sözcük var arkadaşlar. Sevdiğim sözcüğüne baktığında sevmek fiilinin var olduğunu görüyorum. Sevmek fiili an ası mezar dik ecekmiş eklerinden birini almış. E o zaman bu sözcük bir sıfat fiili olmuştur. O zaman ne yaptım? A şıkkını eledim. Şeydi eliyorum fiil yok. Soba eliyorum fiil yok. Yanında sözcüğünü eledim fiil yok. Kıvrılıp sözcüğünü gördüm burada. Kıvrılmak sözcüğünün fiil olduğunu görüyorum ıp ekini almış. ıp ekini alan bir sözcük zarf fiil oluyordu. O zaman ne yaptık? Zarf fiili de bulduk. Bunu da eliyorum. Çay sözcüğü fiil değil eledim. Yudumlamak sözcüğünü görüyorum. Yudumlamak fiilini ma ış eklerinden birini aldığını yani isim fiil olduğunu görüyorum. İsim fiili de eledim. Bu cümlede sıfat fiil, zarf fiil ve isim fiil vardır. Çekimli fiil yoktur. Sorumuzun doğru cevabı da C şıkkıdır arkadaşlar. Evet Murat ne yaptık? Arkadaşlarımıza güzel bir konu anlatımı ziyafeti sunduk öyle değil mi? Evet hocam. Evet arkadaşlar bu videoyu dikkatli bir şekilde izledilerse kesin çıkacak sorulardan biri cepte demektir. Kesinlikle hocam. Evet Murat ne yapıyoruz? Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediği için. Devam ediyoruz. hocam edelim. şunu istiyoruz arkadaşlarımızdan. Evet ne istiyoruz? Hocam hangisini beğendiler? Lightboard mu? Beyaz tahta mı? Tablet mi? Bunu yorumlarda belirsinler ve hocam ankette yapacağız. Ankette de biz bu soruyu soracağız. Ankette de hocam hangisini daha çok sevdiğini belirsinler. Biz ona göre hocam onları içerik hazırlayacağız. Tamamdır Murat. Bu uyarında arkadaşlarımız dikkate alacaktır. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.